Aspor ekranından mutlu geceler. Son sayfa transferle karşınızdayız. Günün gelişmelerini Serdar Sarıdağ ve Hayri Beşer'le birlikte değerlendireceğiz. Konuklarımıza merhaba diyelim. Serdar hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hayri Beşer hoş geldin. Hoş buldum Hakan. İyisiniz. Allah'a şükür. Ama çok şükür diyelim ve hemen programımıza hızlı bir giriş yapalım. Bu hafta oynanan karşılaşmaları hemen panoramasını hemen ekrana getirelim. Evet işte geliyor ekranlarınıza Çaykur Rizespor 1, Fenerbahçe 2, Demir Grup Sivas Spor 0, Aytemiz Alanya Spor 2, Fatih Karagümrük 3, BTC Yeni Malatya Spor 0, Göztepe 5, Yukatel Denizli Spor 1, Galatasaray 3, Gaziantep Futbol Kulübü 1, MKY Ankara Gücü 1, Büyükşehir Erzurum Spor 2, HES Kablo Kayseri Spor 1, Kasımpaşa 0, Trabzonspor 1, Beşiktaş 3, Fraport'ta Antalya Spor 2, Gençler Birliği 0 ve bugün oynanacak son karşılaşmada Hatay Spor kendi evinde son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Hemen puan durumunu da ekranlara getirelim. Puan durumu birazdan gelecek zannediyorum. Evet, birazdan ekranlara gelecekmiş. Evet, tabii ki dünün en önemli karşılaşması Trabzonspor Beşiktaş mücadelesiydi. Siyah beyazlı takım aslında en büyük eksiği Sergen Yalçın'dı şüphesiz. Sağ kenarında olmayışı, nasıl bir maç olacağını herkes merak ediyordu. Beşiktaş'ın nasıl bir 11'le sahaya çıkacağını, Trabzonspor'un özellikle Sherlock'un yokluğunda, Pereira'nın yokluğunda nasıl bir forvet, nasıl bir sistemle sahada olacağını çok merak ediyordu. Ama günün sonunda Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve sezona iyi bir merhaba dedi. Neler söyleyeceksin karşılaşmayla ilgili Serdar? Şimdi tabii karşılaşmadan çok tempolu geçmesini bekliyordum açıkçası. Sergen Hoca'ya da tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gerçekten de Covid bunun içerisinde çok yakınımızda. Evet. Şimdi hoca tabii evden maç kazandı esprisi yapılıyor sosyal medyada. Yani daha uzaktan oturarak, ben de yazdım. Oturarak gol atmıştı. Şimdi evden kazandı diye. Tabii bu işler çok kolay işler değil. Yani o oyuncuları orada motive etmek, oyuncuları o maça hazırlamak ve söz konusu maç Trabzonspor. Yani Trabzonspor'la oynuyorsunuz. Ve Trabzonspor'a baktığınız zaman Trabzonspor'da evet Sörlot yok. Geçen seneden Sosa yok. Ama Trabzonspor'un bir omurgası duruyor. Yani Trabzonspor bir %70'i. Geçen seneki Trabzonspor'un %70'i duruyor. Geçen seneki Trabzonspor'un kazanma arzusu, 3. bölge üretkenliği gene duruyor. Abdülkadir'leri duruyor. Sonuç itibariyle iyi bir kalecisi var. Onlar duruyor. Yani bir sistemin koruduğu Trabzonspor. Geçen senede kalan bir hocayla. Şimdi Beşiktaş'ta da baktığınız zaman birincisi Beşiktaş'ın transferleri rakiplerine göre geride kaldı. Yani rakiplerinden geri kalınmış bir takım transferde. Kaldı ki çok ciddi önemli oyuncular gitti. Yani Beşiktaş'tan giden oyuncular bu hafta Fenerbahçe'ye maç kazandırdı. Öyle bakmak lazım. Evet. Sonuçta eksik olan taraf, evet Beşiktaş ciddi bir eksikle gitti. Hocası da yok takım başında. Şimdi Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ne yaptı? Rakibini işte analiz etti. İyi bir Trabzonspor gelecek dedi. Bu iş kolay değil. Ben ilk yarıya baktığımda bu Sergen Hoca'nın geçen seneki taktiği değil dedim. Yani 3. bölgede oynayan Beşiktaş'ın yerinde topu rakibe bırakan, topu bekleyen, rakibi bekleyen bir Beşiktaş gördüm. Bu belki de bazılarında şu yanılmaya neden olmuş olabilir. Beşiktaş kötü oynadı gibi bir yanılmaya neden olmuş olabilir. Hayır, Beşiktaş ne oynadığını biliyordu aslında. Bir de şu yoruma ben katılmıyorum. Çok hayır net abi, ne oynadığını biliyordu. Bilmiyorum, benle aynı görüşte misin ama kötünün iyisi Beşiktaş demek bence biraz haksızlık olur. Abi Trabzonspor'la tabii ki bir takım ya. Kötü olacak ki karşı rakibi kazanacak karşı. Abi Trabzonspor'la oynuyorsun Hakan. Yani kesinlikle. Sen Trabzon'la oynuyorsan, sen Fenerbahçe'yle oynuyorsan, Trabzonspor deplasmanındasın. Sen Galatasaray'la oynuyorsan, bir de eksik gidiyorsan sen satranç hamleleri yapar gibi oynayacaksın. Şimdi Allah aşkına bazı oyuncular vardır. Hani o kadar topu bırak dersin, adam bir dakikadan sonra kendisine verilen taktiği unutur. Çünkü büyük takım futbolcusu. Alışkanlığı var. Buradaki en önemli konu şu. Beşiktaş'ın futbolcusu o taktiğe ne kadar sadık kalabildi? Bence o önemli. Kolay değil hücum oynayan bir takımın oyuncusuna bekle gör taktiğini uygulatmak kolay değil. Belli bir yerden sonra kaptırıyorsun. Şimdi maç bitti. İstatistikler ortada. Kaç pozisyonu var Beşiktaş'ın rakibe verdiği? Yok. Kendi yediği golde de yani kaleci hatası, savunma hatası. Bunlar da olan şeyler mi? Olur. Olur böyle anlaşmazlıklar. Ama baktığınızda pozisyon vermemiş. Rakipte olsun top.
Bazı taktikler öyle değil mi? Bana ne? Top rakipte olsun. Beni ilgilendirmiyor. Ben tabelaya bakıyorum. Bu tabelaya gitmek de bir akıl gerektiriyor. Bir akıl... aklın yolu bir derler ya. Evet. Burada bazen futbolda aklın yolu bir olmuyor. Çünkü futbol çok farklı bakış açıları olan bir spor dalı. Sergen Hoca öyle bakıyor. Erol Hoca böyle bakıyor. Sen böyle bakarsın. Ekrandaki yorumcu beğenmeyebilir. Ama ben yorumlara baktığın zaman herhalde Sergen Hoca şunu diyordur. Ya ulan bende bir gariplik mi var? Ben futboldan anlamıyorum falan diyordur herhalde. Bence abi. Haksızlık yapılıyor. Abi bak tek maçta PAOK maçından sonra yerden yere vuruldu. Hoca ve takımı yapmayın dedik. O maçtan sonra en çok eleştirilen isim En Sakala. Yapmayın dedik. Geçen sene bu maçın da en iyilerinden bir tanesi. Ya geçen sene bak geçen sene öyle. Beşiktaş'ın ilk 11'inde olan Enneni 3 gün önce Arsenal'ın ilk 11'inde. Kaybettiği oyuncuya bak. Aynen öyle. Bak PAOK maçında o bölgede oyuncu yok. İşte gitti 6 numaraydı. Yeni getirdim bu maça yetişemedi. Burak Yılmaz Zil'de her hafta 11. Net. Bak çok net. Ya bu kadar eksiğin var. Yapmayın etmeyin. Şimdi tamam maçı kazandı güzel. Gökleri de çıkarmayın bu kadar. Çok da fazla abartmayın. Burada bir taktik savaşı vardı. Taktik savaşını kazanan taraf Sergen Yalçın oldu. Edi Hoca kaybetti. Yani Edi Hoca şunu demesi lazım. Nipton Hoca. Yani bu bana topu niye bırakıyor? Onun da üçüncü bölgesi Beşiktaş'ın üçüncü bölgesinden daha iyiydi. Hakikaten daha iyiyken. Zorladı. Olmadı. Belki Trabzonspor ilk golü bulsa sonuç daha farklı olacaktı. Ama sonuçta bu kötünün iyisi Beşiktaş değil. Bu bir satranç. Bu dönemde satranç. Kesinlikle. Haftaya çok farklı bir oyun görebiliriz Antalya maçında. Haftaya çok da farklı bir oyun görebiliriz. Trabzon kötüydü, Beşiktaş kazandı. Beşiktaş kötüydü, Trabzon kazandı. Bunlar yanlış. Zaten şampiyonlar da böyle belli oluyor. Maç kazananlar da böyle belli oluyor. Yani ben haksızlık yapıldığını düşünüyorum açıkçası. Yok %100. Sistemi gayet iyiydi bence Sergen Yalçın. Yani Sergen Yalçın belki bu kadar rahat galip geleceğini düşünüyor muydu bilmiyorum abi, ama. Hocam kanatlara bakıyorsun. Atakan oyuna sonradan giriyor. Burada Hasic ilk 11'de. Hasic'in yalnız ters topları falan. Bak Hasic ilk 11'de. Yani futbol. Eldeki malzemeye bak. Kalede Ersin'in geçen sene. Ya Ersin'le ilgili şöyle bir anekdot vereyim mi? Geçen sene Vodafone Park'ta bir maçtayız. Ben basın tribünü, eşim ve oğlum kapalı tribünde. Oğlum gitmiş. Bir tane futbolcu görmüş. Fotoğraf çekilmiş. Sormuşlar kim bu falan. Tanımamışlar çünkü hakikaten. Bu demiş Beşiktaş'ın 3. kalecisi Ersin demiş benim oğlum. Bak Deniz Ersin nerelere Söder. Geldi bak. O zaman o Ersin 5000 euro falan belki de bonservisi. Evet. Abi şimdi nerelere geldi? Yani şimdi burada yani Beşiktaş kötünün iyisi Sergen Hoca'nın taktiği yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu Beşiktaş'ta büyük takım hocalığı Galatasaray'da da öyle Fenerbahçe'de de öyle sabır isteyen işlerdir. Sabır isteyen işlerdir. İyi bir başlangıç yaptı abi Trabzon deplasmanında. Çok önemli oldu. Bence yani böyle bir başlangıç herhalde. Bu Trabzon önümüzdeki kötü haftalar için ciddi bir moral değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi güzel oyun açısından belki değerlendiren futbol güzel sever. Güzel oyun yoktu valla. Yani. Futbol sever ya da taraftar Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş'ı da eleştirmiş olabilir. Ancak yani maçları değerlendirirken analiz tabii ki taktik plan üzerinden yapılmalı öncelikli olarak. Teknik düzeyde bir eleştiri yapacaksak oradan bakmamız gerekiyor. Bu açıdan da ele aldığımız zaman Beşiktaş'ın istediklerini yapabilen taraf olduğunu söyleyebilirim. Yani Beşiktaş'ın belki oyunu güzel durmuyordu ama taktik planı gayet güzel duruyordu. Yani anlaşılır. Futboldan az biraz nasiplenmiş her insanın görebileceği, anlamlandırabileceği bir oyun anlayışı vardı Beşiktaş'ın. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş'ın artıları, eksileri. Bir defa savunma açısından Beşiktaş bence bu ligin savunma kimliği ve de savunma kalitesi en yüksek ekiplerinden bir tanesi olmaya aday. Bir defa stoper ikilisi hem tecrübeli hem kaliteli. Enskala Süper Lig düzeyinde kaliteli bir oyuncu. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ölçü alınmamalı. Sağ bekte problem vardı ama Necip'le ilgili de şunu söyleyebilirim ben. Necip yani tanımladığımız zaman savunmacı bir oyuncu. Hangi pozisyona koyarsanız koyun bu oyuncunun öznesi nedir? Bu oyuncunun
futbol anlayışındaki ana tema nedir sorusunun cevabı savunma. Orta sahaya da koysan savunma. Gidin santfor oynatın. O yine savunma yapar. Önde baskı yapar.